Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere polosu ipini kullanarak ve 4 numarada şiş kullanarak arkadaşlar harika bir bebek modeli ya da genç yetişkin modeli de örebileceğiniz çok güzel bir model anlatacağım inşallah. Sizler de istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Ben 4 numara şiş kullanıyorum. Şöyle ilmeklerimi atarak başladım atkılarda, şallarda istediğiniz örgü modelinde bu modeli kullanabilirsiniz. Modelimiz tek sıradan oluşuyor. Şöyle modelimiz için 9 ilmek gerekli arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 9. Şu 9 ilmeğin bir model için tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 9. 9, 9, 18 şu iki modelim için arkadaşlar ben iki modellik şişime atarak ilmeklerimi şöyle başladım artı 2 4 6 6 ilmeği de kenar ilmekleri için fazladan attım yani modele başlayacağınız zaman 9 ve katları olarak başlıyorsunuz yani başlayıp daha sonra fazladan 6 ilmek daha atıyorsunuz bu kadar ve dediğim gibi model her sırada aynı tekrarı yaptığımız bir model olacağı için çok çok kolay, hakikaten çok kolay bir model. Çok da sevdiğim, beğendiğim bir model arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen modelime şöyle başlamak istiyorum. İlk ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum arkadaşlar. Ve şimdi ikinci ilmeğimi arkadan ipim arkada bakın düz örüyorum bir iki üç ve dört dört ilmek düz ördüm şimdi şurada bir iki ilmeğim var öndeki ilmekten değil ikinci ilmekten nasıl bu şekilde düz ördüysem arkadan alarak bunu da ikinci ilmekten önce bakın şu şekilde buradan değil de arkadaki ikinci ilmekten geçirerek düz örgü örüyorum. Ve hemen önündeki ilmekten de bakın şöyle masada da ördüğüm için arkadaşlar bakın bu şekilde yine arkadan düz örgü olarak ördüm ve ikisini birlikte şimdi bırakıyorum. Ve araya şuraya bir tane düz örüyorum. Ve yine birinci değil, ikinci ilmekten aldım ve hemen öndeki ilmekten yine şöyle arkadaşlar göstereyim düz olarak örüyorum ve ikisini birlikte bıraktım şimdi ara ilmeklerimiz yine bir iki üç ve dört dört tane düz ördüm Şöyle 2 4 tane düz ördüm ama bakın burada kenar ilmek dışında 2 4 6 8 9 tane. Bakın ilk modelimiz şöyle ördüm arkadaşlar. Bu ilk modelimiz. Ve yine ara ilmek 4 tane düz ördüm. Şimdi yine buradan değil, arkadaki ikinci ilmekten bir tane düz örüyorum. şöyle alayım ben. Ve ikinci ilmekten de düz örüyorum arkadaşlar ve ikisini birlikte bakın bıraktım. Şimdi araya bir tane düz örüyorum. Ve yine bundan değil arkadaki ilmekten geçirerek bakın ikinci ilmekten bir düz ve öndeki ilmekten de bir tane düz ördüm. Şimdi bırakıyorum. Ve 1 2 3 ve 4. Şimdi kenar ilmeğimizi de düz örerek bitirdim. Evet şimdi modelimizin ikinci sırasındayız ve yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum örmeden aldım ve düz örüyorum şimdi yine 1 2 3 ve 4 bakın 4 tane yine düz örgü ördüm. Şimdi arkadaşlar bakın yine öndeki değil, arkadaki ilmekten bir düz örüyorum ve hemen önündeki ilmekten de bir düz örüyorum ve ikisini birlikte bakın bıraktım. Şimdi araya bir tane düz ördüm ve yine bakın hemen öndeki değil arkadaki ilmekten bir düz ördüm ve şimdi öndeki ilmekten de yine aynı işlemi tekrarladım. Şimdi yine bakın sayalım 2 4 6 8 9 yine bakın modelimizin bir tanesi oluştu ve şimdi iki model arasına 4 tane düz örüyoruz. Model koyuyoruz. 4 tane düz model koyuyoruz arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. Şimdi yine öndeki değil, arkadakinden. Bakın ikinci sırada modelimin ikinci sırasında yine aynı şekilde aynı işlemi tekrar ediyoruz ve öndeki bakın ilmeğimden de düz ördüm ve bıraktım şimdi araya bir tane düz ördüm ve yine öndeki değil arkadaki ikinci ilmekten düz ördüm ve şimdi öndeki ilmekten bir tane düz ördüm ve şimdi dört tane yine düz örgü örüyorum bir 2 3 ve 4. Ve kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Bakın modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Çok da güzel duran bir model. Hırka örebilirsiniz. Ceket örebilirsiniz arkadaşlar. Her örgüye gidecek olan her istediğiniz şekilde isterseniz şal örebilirsiniz. Yine Öndeki ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 ve 4. Şimdi arkadaşlar, ikinci ilmekten düz örüyorum. Takıldığınız yerde videoyu geri sararak tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Araya bir tane düz örüp tekrar düz düz ve araya da dört tane yine düz koyup tekrar modele devam ediyoruz modelimiz her sırada aynı işlemi tekrar ediyoruz aynı çalışmayı yapıyoruz şimdi ben de modelimi yükseltip biraz hemen döneceğim Evet arkadaşlar modelimi yükselttim gördüğünüz gibi şöyle eni 6 santim, 6 santim olduğu için tam bir bebek atkısı olacak şekilde ve de ben bunu örüp devam ederek inşallah bebek atkısı yapmak istiyorum. Bakın harika bir model oluştu ve tek sırada gidiyor. Yani kolayın da kolayı aslında. Bakın buralar pıtırcıklı oldu gördüğünüz gibi modelde ve arkası önü de aynı modelimizin. Şöyle hemen göstereyim. Bakın arka tarafı. Önü ve arkası aynı. Bakın. Çok çabuk da ilerleyen bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Takıldığınız yerde videoyu geri sararak tekrar izleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip paylaşarak bana destek vermek için arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.